O şiddetli rüzgar birçok ilçede apartmanların çatılarını uçurdu. Esenler'de ise 2 balkonun çökmesine neden oldu. Şiddetli fırtına çatıları uçurdu. O anda sokakta olan bir kişi çatının altında kalmaktan böyle kurtuldu. Meteorolojinin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından İstanbul'u fırtına vurdu. Birçok ilçede çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Esenler'de 2 farklı adreste apartmanların balkonu çöktü. Park halinde bulunan otomobillerde hasar oluşurken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Arkadaşlar yaklaşmayın bak. Özellikle Sultangazi'de korku dolu anlar yaşandı. Gazi Mahallesi'nde bir binanın çatısı caddeye uçtu. Bu sırada sokakta bulunan bir kişi kaçarak çatının altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fırtınanın en etkili olduğu ilçelerden biri ise Gaziosmanpaşa'ydı. Binanın çatısı yola düştü, araçlar büyük hasar gördü. Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısı ise elektrik direklerinin üzerine düştü. Elektrik kablolarında patlama oldu. Mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Şöyle bize gel. Kağıthane'de de uçan çatı karşı binadaki daireye girdi. Dairede büyük hasar oluştu. O anda dairede kimsenin olmaması can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Fırtınadan çatı uçtu karşı komşunun. Evet. Karşı bizim binaya gelmiş uçan çatı. Zayiatı görüyorsunuz. Fırtına Avcılar'daki bir binanın çatı katında bulunan kameriyeyi sökerek uçurdu. Kameriye yolun karşısındaki binaya çarptı. Pencereler kırıldı. Gürültüyle 2 otomobilin üzerinde düşen kameriye korkuya neden oldu. Karşı tarafta balkonda şeyler vardı sallanan. Onları içeri alayım dedim. Bir anda çatının böyle bütün halde uçup binaya doğru geldiğini gördüm. Ben de kaçtım içeri. Şiddetli rüzgar Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'ndeki trafiği de aksattı. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.